Osmanlı Devleti ve Hilafeti zamanında bu ülkenin batıya açılmış bir penceresi vardı. Galatasaray Sultanesi, bugünkü ismiyle Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi'nde 1868'de kurulmuş. İmparatorluk o zaman 72 milleti barındıran efendim bir etnik yapıya sahip. Osmanlılar var, Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Bulgarlar, Sırplar, Hristiyan Araplar var oğlu var efendim. Sultan Abdülhamit zamanında Galatasaray Lisesi öğlen vakti girince alt koridorda 600 kişilik bir camii var efendim Galatasaray Lisesi'nin. Ezan okunuyor. Sınıflardaki büllüğa ermiş Müslüman çocuklar hemen koridora çıkıyorlar, sıraya giriyorlar. Askeri bir disiplin içinde rap 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 alt katta konferans salonunun altındaki camiye gidiyorlar. İnternette bir tek resim var. Silik bir resim. Çin'i bir mihrabı var, bir de minberi var. Şu anda o cami kapalı spor salonu olarak kullanılıyor. Namaz kılmak mecburi efendim. Hiçbir öğrencinin hocam benim başım çok ağrıyor. Müsaade buyurursanız ben namazı bilahare kılayım, biraz kendime geleyim. Hayır, yürü camiye. Ya revirde yatacaksın yahut namazı cemaatle kılacaksın. Bu da imparatorluğun batıya açılan penceresi efendim. Bir de İslam'a açılan, doğuya açılan pencerelerini düşünün. Bütün kışlalarda, bütün savaş gemilerinde, büyük sınıflarda müftüler vardı. Muhriplerde imamlar vardı muharip sınıf olarak. Başında sarığıyla ezan okuyor ve namaz kıldırıyor. Dünyanın 10 lisesi içinde İngiltere'deki Eton Koleji çok acayip bir kolejdir. Bu kolej 1440'ta kurulmuştur. Hala eğitim vermektedir. 1440'tan bu yana bir tek kız öğrenci almamışlardır. Okul binaları tarihi bir külliye oluşturuyor. İnternetten resimlerine bakarsınız. En büyük bina kilise binası. Her sabah derslere başlamadan önce kilisede Hristiyan dinine göre ayin yapılmaktadır. Buna katılmak mecburidir. Çocuğun velileri, biz çocuğumuzun dini ayine katılmasını istemiyoruz şeklinde bir dilekçe verirlerse o muaf tutulur. Fakat hiçbir İngiliz anne babası böyle bir dilekçe vermeye ateist olsalar bile cesaret edemezler. Bu okul İngiltere'ye 19 başbakan kazandırmıştır. Bu okulun öğrencileri okulun içinde frakla gezerler. Galatasaray Lisesi'nde bütün Osmanlı'nın bütün okullarında bütün askeri birliklerinde 5 vakit namaz kılmak mecburiydi. Halk Avrupa kıyafetini benimsediği için Sultan II. Mahmud'a gavur padişah diyordu. Gavur padişah. 12 ciltlik bir lütfi tarihi var. Vak'anüvis lütfi. Orada bir cümle. 2. Mahmud için. Padişah hazretleri bütün valilere irade göndererek Müslüman halkın vakit namazlarını camilerde cemaatle kılmasına emir buyurdular.
Osmanlı'nın gavur padişahı budur işte efendim. Bir İslam toplumu, bir İslam ülkesi 5 vakit namazı yitirirse başka hiçbir hayrı hasenatı onu kurtarmaya kafi gelmez efendim. Önce sahih bir iman, ikinci madde 5 vakit namaz. 5 vakit namaz da 4 mezhepte farzları şer'i özrü olmayanlar için mutlaka cemaatle kılınması gerekir. Namaza katılmamak için 20 kadar şer'i özür vardır Hanefi fıkhında. Hacı Zihni Efendi Nimetül İslam kitabından onu okursunuz efendim. Şimdi bir kere namaz kılanların nispeti %10'a düşmüştür efendim. O %10'un da kaçta kaçı camide namaz kılıyor. Gidin efendim o bir sabah namazı kalkın bakalım. Gidin bir camiye. Bir tek Müslüman genç bulamazsınız orada. Ben 5-6 sene önce bir sabah kalktım. Otobüle beni götürdü sabah namazına. Nereye gidelim? Cerrahpaşa Camii'ne gittik. Mimar Sinan yapısı. Çok güzel bir cami. 13 kişi vardı. Biz 2 kişi, 15 kişi olduk. Namazdan sonra imam beni tanıdı, elimi sıktı, cemaatle geldiler, musafa ettik. Bir tane üniversiteliye benzeyen bir genç vardı. Kendi kendime dedim ki, yahu ne oldu da bir üniversiteli genç camiye gelmiş, olacak şey değil. Sordum, siz üniversiteli misiniz? Evet dedi. Nerelisiniz dedim. Ben Özbeyim dedi.